Paşam, hoş geldiniz. Haber verseydiniz hazırlık yapardım. Hoş bulduk Şükrü Bey. Sanırım önemli bir konu. Habersiz geldiğinize göre. Şükrü Bey, bu zar Cumhuriyetimizin sigortası. İzmir suikast girişiminden sonra anladım ki yine saldıracaklar. Büyük bedeller ödeyerek yeni bir devlet kurduk. Hürriyetimizi yine elimizden almaya çalışacaklar. Senden öyle bir şey yapmanı istiyorum ki her denemelerinde elleri boş dönsünler. İçeride ve dışarıda hainler mutlaka olacak. Bu mesele bu yüzden sadece ikimiz arasında kalacak. Zarfın içinde gerekli izinler ve isimler var. Birimin kuruculuğunu sen yapacaksın. Öyle bir birim kuracaksın ki sen bile unutacaksın varlığını. Emredersiniz paşam. Kuracağın bu birim özel şifreleme ile haberleşecek. Zarfın içinde bahsettiğim şifre yöntemini kullanın. Haberleşmeyi zarfta bahsettiğim kitap üzerinden yapın. Zamanı geldiğinde düşmanlarımızı bu birim yok edecek. Eminim ki Cumhuriyetimizin 100. yılına yaklaşınca saldırılar artacak. Ülkemiz üzerindeki planları her zaman olacak. Biz de hazırlıklı olmalıyız. Bu sana vasiyetimdir. Emredersiniz paşam. Elimden gelen gizliliği sağlayacağım. Bundan hiç şüpheniz olmasın. Sessiz kalacaksınız. Ülkemize karanlık çökünce, güneş doğana kadar, ay gibi olup karanlığı aydınlatacaksınız. Kendi canına kastedilse bile hala ülkenin geleceğini düşünüyorsun. Sen Türklüğü niye bu kadar seviyorsun? Mustafa Kemal, sen ne büyük adamsın. Türk evladı, siz ve silah arkadaşlarınız tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır. Türklük benim en derin güven kaynağı, en engin övünç dayanağıdır. Çok yoruldum Şükrü Bey, çok yoruldum. Umarım Türk milleti emanetimize sahip çıkar.
Kardeşlerim, hepiniz hoş geldiniz. Bu toplantı biraz acil oldu. Ama yaşanan son gelişmeler maalesef beni bu toplantıyı yapmak zorunda bıraktı. Bizler dünyayı yöneten 5 büyük aileyiz. Kimse bizi bilmez. Yüzümüzü görmez. Sesimizi duymaz. Sadece gücümüzü hissederler. Bizler oyun kurar, oyun bozarız. Böylesine büyük bir güce maalesef ufak bir saldırı girişimi oldu. İşte bu yüzden sizinle acil olarak görüşmek istedim. Bize bu saldırı girişimini yapanları tahmin edeniniz vardır elbette. Çılgın Türkler mi? Evet. Türkler. Her zaman, her yüzyılda karşımıza çıkan Türkler. Para kimde beyler? Güç kimde? Tabii ki de bizde. Peki soru şu. Yıllardır neden Türkiye hala bir bütün? Tam amacımıza ulaştık dedik. Yeni devlet kurdular. 96 yıl oldu ve biz hala bu ülkeyi o coğrafyadan silemedik. Biz vuruyoruz, onlar tekrar ayağa kalkıyor. Her denemeniz maalesef başarısız. Galiba adamlarımız beceriksiz. Beyler, beyler sakin olalım. Biz beceriksiz falan değiliz. Mısır, Lübnan, Afganistan, Irak, Suriye. Bunlar kimin eseri? Tabii ki bizim. Ama Türkler başka. Bambaşka. Yıllar önce silahlarını aldık. Ordularını dağıttık. Hatta topraklarına yerleştik. Tüm bunlara rağmen adamın biri çıktı, tüm planlarımızı alt üst etti. Ve maalesef bizden önceki üyelerimiz de bu adamın zekasını hafife aldılar. Bir dahaki harekatımızda Mustafa Kemalleri olmayacak. Fakat bizler bunca zaman ne yaptık? Biz en iyi bildiğimiz şeyi yapmaya devam ediyoruz. Fakat Türklerin din birliği, vatan ve bayrak sevgisini ne yaparsak yapalım bir türlü aşamıyoruz. Üstelik iç savaş çıkarmak amacıyla planladığımız suikast planlarımız da pek çok kez engellendi. Türkler o coğrafyada çok fazla kaldı. Artık buna son vermeliyiz. Saldırı girişimini atlattık mı? Bir gazeteci bazı bilgilerimizi ele geçirmiş. Kim olduğu tespit edilmek üzere. Hedefe ulaşmadan belgeler ve gazeteci ortadan kaldırılacaktır. Bir sonraki toplantıya kadar hepiniz çok dikkatli olun. Bu masadakiler ve kendinizden başka herkesten şüphelenin. Kardeşlerim, acıda her zaman tadılmayan muhteşem bir zevk vardır. Yeni zevklere, yeni acılara.
Herkes dikkatli olsun. Adamımızı alıp çıkacağız. Fazla oyalanmak yok. Biraz tedirgin gibisiniz komutanım. Çok kahraman kaybettik iz. Bunu da kaybedemem. İlk operasyonun bizimle. Heyecanlı mısın? Hayır, değilim. Komutana takıyorsan o hep böyledir. Operasyonlarda sinirlidir ama yüreği yufka gibidir. Sen hep böyle çok mu konuşursun? Bazen çenen düşer. Yiğit, çenenle gösterdiğin performansın aynısını birazdan sahada da bekliyorum. Herkes açık hedef. Buradaki işimizi oldu bir komutan. Çanakkale savaşlarına katılan İngiliz komutan vardı. Hani ismi Hamilton. Hatırladın mı? Evet, hatırladım. O da kendine ve askerlerine güveniyordu. Sonrasını anlatmama gerek var mı? Gerek yok. Anladım komutanım. Aferin. Şimdi işine odaklan. Emredersiniz. Bu huyunla istemem. Her şeye de hazır cevap verir. Komutanım, gelenler var. Hazırlansın herkes. Komutanım, bir şey sormak istiyorum. Acele et Mehmet. Biz genelde kritik operasyonlar yapardık. Bu iş bana çok basit geldi. Sen bir kurşun boşa sık. O zaman sorarım ben sana basit işi. Emredersiniz. Adamımıza dikkat edin. Zarar gelmesin. Lazer bende, diğerleri sizde. Dikkatli olun. Seni şimdi öldürmek vardı Lazer. Dua et, bize lazımsın. Yüzbaşı. Buraya kadarmış. Dayan kardeşim, dayan. Birazdan alacağız seni. Devletin istediklerimizi vermedi. Biz de senin leşini onlara gönderelim de anlasınlar durumun ciddiyetini. Şerefsizler. Yıllar önce bizi bitirdiğinizi sandınız ama yanıldınız. Güçlenerek sizin ve dünyanın karşısına tekrar çıkacağız. Benim devletim namertlerle pazarlık etmez. Yok ulan sana kolay ölüm. Yok! Ceren, Göktürk, Yiğit, çevre güvenliği sizde. Yiğit, kapıdaki şu adamı temizledim. Hedef indirildi. Alın lan bunu, gidiyoruz. Ben gidiyoruz. Thank you.
Görüşmeyeli çok yaşlanmışım Kurt. Evlat, nereden baksan bir 9 sene oldu. Sen de hiç değişmemişsin. Yüz yüze görüştüğümüze göre acil bir konu olmalı. Evet, önemli bir durum var. Hayırdır? Bir sıkıntı yoktur umarım. Her zamanki durumlar işte. Son yıllarda saldırıların şiddeti ve miktarı artmaya başladı. Bu seferki konu ne? Hedefi ölüm istiyorsunuz yoksa diri mi? Kozmik odadan dışarı çıkarttıkları belgeleri aldıktan sonra yaşamasa da olur. Orada birimimizle ilgili bilgiler de var. Bu yüzden operasyonu resmi ekipler yerine siz yapacaksınız. Seninle yakın zamanda yüz yüze tekrar görüşebiliriz. Ermenistan operasyonunda bir sıkıntı çıkmadı değil mi? Planladığınız şekilde operasyonu tamamladık. Emrettiğiniz gibi adam öldürmedik. Öldüremediğin için canının sıkıldığını biliyorum evlat. Ancak bizi büyük yapıya götürecek çok az insan var elimizde. Seninle bir oyun kurduk ve eğer başarabilirsek, bu oyunu kazanabilirsek, o gün ülkemize zararı dokunan ne kadar hain elebaşı varsa hepsini yerin dibine sokacağız. Şimdi gitmem lazım evlat. Kendinize iyi bakın. Çok garip bir şey var. Hiçbir ülkede olmayan, yıllardır çözemediğimiz çok garip bir şey. Kim olduklarını öğrenmemize asla izin verilmeyen bir şey. Çözülür lordum, çözülür. Kim dayanabildik şimdiye kadar gücümüz karşısında? Dünya bizim kurduğumuz oyuna göre hareket etmek zorunda. Yüzyıllardır böyleydi, yine böyle olur. Biz her zaman kazanırız. Ama bu sefer işimizi sağlama alalım. Artık hayal kırıklığı yaşamak istemiyorum. Bob ailesinin sizlerle paylaşmak istediği bir konu var. Buyurun. Sayın Lordum ve değerli kardeşlerim. Türklerin Azerbaycan ile birlikte enerji alanında yeni girişimleri olacak. Eğer bu girişime engel olamazsak çok kısa bir süre sonra bu masada onlara da yer vermek zorunda kalacağız. Sizlerin de onayınız olursa barutu tekrar Türkiye'ye göndermeyi teklif ediyorum. Barut
pek çok işinde başarılı oldu. Onun gibi birkaç adamımız daha olsaydı planlarımızı çok daha çabuk devreye sokardık. Hepimiz hemfikiriz sanırım. Toplantıdan sonra Aldırın hemen gelsin. Hem enerji projesi için hem de diğer önemli projeler için bir an önce gönderelim. Ufak da olsa Türklere bir misilleme yapmış oluruz. Bizimle uğraşmamaları gerektiklerini de böylelikle öğrenmiş olurlar. Sayın Lord'um, bu yöntemler artık hiçbir işe yaramıyor. Türk halkı da artık bu tür olayların bazı güçlere hizmet ettiğini düşünüyor. Daha marjinal planlar yapma vaktimiz geldi. Aklınızda bir şey var sanırım. Türkiye'yi Birinci Dünya Savaşı'nda çok yaklaştığımız halde işgal edemedik. İkinci Dünya Savaşı'na ise dahil edemedik. Geriye tek bir yol kaldı. Üçüncü Dünya Savaşı'nın başlaması için çalışmalar yapmak ve Türkiye'yi de bu savaşa yeniden ülkelerle birlikte dahil etmek. Dünya Savaşı için hazırlıklarımız devam ediyor. 48. Kuşak Konseyimizin planı işlemekte. 10 yıldan beri Arap topluluklarında iç savaşlar neticesinde silah fabrikalarımızın son teknoloji silahlarını deneme fırsatımız oldu. Suriye'de de denemelerimiz devam etmekte. Son denemelerimizde başarılı olduktan sonra savaşı başlatabiliriz. Bu sırada Amerika ile Rusya kutuplaştırmaya devam ediyor. Çin gelişmeleri uzaktan takip ediyor. İsrail verdiğimiz görevleri geciktirmeden yapıyor. Türkiye-Rusya yakınlaşması biraz sorun çıkartacak gibi. Ancak onu da en kısa sürede çözeceğim. Doğu ve Boris ailesi, sizlerin silah ve savaş stratejilerinize güveniyorum. Kardeşlerim, acıda her zaman tadılmayan muhteşem bir zevk vardır. Yeni zevklere, yeni acılara. Nasılsın? İyi geldi ama değil mi? Dedim sana. Yapma diye. Malımdan çalma diye. Ama dinlemedin. Benim adım Barut. Kolay kolay öldürmem. Çaldığı paraları alabildiniz mi Abel? Ufak bir kısmını alabildik patron. Ya diğer kısmı? Borçlarını kapatmış. Bıktım lan, bıktım. Çalanı öldürmekten bıktım. Yalan söyleyeni öldürmekten bıktım. Hiç mi ders almıyorlar bunlar? Bunun var ya bunun. Karısı, çoluğu, çocuğu. Anası, babası, kim varsa toplayın. Onları da bunun arkasından cehenneme yollayın. Ailesinden bir kişinin nefes aldığını duyarsam hepinizi gebertirim. Merak etme patron. Birlik toplantısından sizin Türkiye'ye gönderme kararınız çıktı. Lord ailesi sizinle bir görüşme gerçekleştirecek. Ne iş yapıyorsanız hemen o işi bırakın, hazırlıklarınızı tamamlayın. Türkiye'ye gitmeyeli uzun zaman olmuştu. Bugün duyduğum en güzel haber. Hemen geliyorum efendim. Bir saat sonra sizi her zamanki yerden alacağız. Sakın geç kalmayın.
Şanslı adammışsın. Çok önemli bir işim çıktı. Yoksa seni var ya, 7 gün 7 gece işkence yaparak gebertirdim. Kedi Melahat'a haber et, Türkiye'ye gidiyoruz. Melahat bu habere çok sevinecek patron. Şimdiye kadarki en iyi patlama da bu oldu ha.